Evet, şimdi sırada diyetisyen Esra Işıkdemir'in bizler için hazırladığı görüntüler var. Alzheimer'dan korunmak için beslenme önerilerinden bahsedecek. Hep birlikte izliyoruz. Merhabalar, ben diyetisyen Esra Işıkdemir. Bugün sizlerle Alzheimer'ı konuşacağız ve Alzheimer'ı önlemek için nasıl beslenmemiz gerekli bunları öğreneceğiz. Alzheimer, Amerika'da kalp rahatsızlıkları ve kanserden sonra 3. en yüksek ölümcül hastalık olarak geçiyor. Ülkemizde de oldukça yaygın bir hastalık, hızlı ilerleyen ve geri dönüşü olmayan bir hastalık. Alzheimer'a ne yazık ki çare bulunamadı. O yüzden önlemek çok daha önemli bir yerde. Tabii bazı durumlar Alzheimer hastalığını tetikliyor. İleri glikasyon ve yangı durumu Alzheimer hastalığını tetiklemekte. Beslenmede karbonhidratı azaltmak bu hastalığı önlemekte birinci yol aslında. Şeker ve tahıl tüketimi ile Alzheimer arasında bir bağlantı saptandı. Çok yüksek şekerli besleniyorsanız bunama ihtimaliniz %400 daha fazla. Yangı da vücudun hasarlara ve yaralara karşı geliştirdiği bir mekanizma aslında. Alzheimer'ı oldukça tetikleyen bir faktör. Eğer et obursanız, yani çok fazla et tüketiminiz varsa vücudunuzda homosistein düzeyini yükseltiyor. Bu durumda Alzheimer'a yakalanma ihtimalini 2 kat arttırıyor. Haftada 2 kereden fazla kırmızı et tüketmemeye özen göstermeniz gerekli. Eski bir deyişe göre 1 gram önlem 1 kilo tedaviden daha değerlidir. Aslında Alzheimer hastalığı için de bu oldukça önemli bir deyiş. Hadi Alzheimer hastalığını önlemek için neler yapmalıyız bir bakalım. İlk olarak omega 6 ve omega 3 alımını dengelememiz lazım. Eğer omega 6 alımınız omega 3 alımına göre daha fazla ise bu oran bozulacaktır ve yangıya neden olacaktır. En başta dediğim gibi yangı da Alzheimer'ı tetikleyen bir faktör. D vitamini düzeyi de Alzheimer'ı etkilemekte. D vitamininizin yeterli olup olmadığını mutlaka kontrol ettirmeniz gerekli ve günlük 20 dakika güneş alımını sağlamanız lazım. Vücudumuzda şeker değil yağ yakımına yönlenmeli. İnsülin direnci Alzheimer için gerçekten çok önemli bir faktör. Bu nedenle vücudunuza doğru karbonhidratları almanız gerekli ve insülin salınımınızı çok yüksek bir seviyeye çıkartmamamız lazım. Alzheimer hastalarında serbest bakır düzeyi artmakta. Bu nedenle bakır takviyesi almamaya özen göstermeniz gerekmekte. Yapılan birçok çalışma Hindistan cevizi yağının beyinde direkt tedavi edici bir yerde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle beslenmenize Hindistan cevizi yağını dahil etmeniz Alzheimer'a karşı koruyucu bir etki gösterecektir. Zerdeçal, C vitamininden yüksek sebze ve meyveler, E vitamininden yüksek yağlı tohumlar yani antioksidanlar da Alzheimer'ın gelişme ihtimalini azaltmakta. Ailede Alzheimer geçmişi var ise bu saydıklarıma mutlaka dikkat etmeniz gerekli. Beslenmemizi buna göre ayarlarsak Alzheimer'ı engelleyebiliriz.